Karşınızdayız. Son seansta bugün ağırlıklı olarak Çin verilerini konuşacağız. Çin'den gelen tüketici fiyatları, enflasyon bir hayli aşağıda. Fakat buna karşılık üretici fiyatları yukarıya doğru gidiyor. Bu şu anlama geliyor. Bir süre sonra, birkaç ay sonra üretici fiyatları tüketici fiyatlarına yansıyacak ve Çin istediği enflasyonu üretebilecek muhtemelen. Bu bir öngörü sadece, yani öngörümüzü aktarıyorum. Bu arada petrol fiyatları ile ilgili hafta başında ortaya koyduğumuz öngörülerin, tahminlerin tamamı tuttu. Petrol fiyatları ile ilgili öngörüleri de, bundan sonraki döneme ilişkin tahminleri de konuşacağız. Kim olacak? Birazdan Belgin Mabiş bizimle birlikte olacak. Arkasından da Spartako kurucu ortağı Taner Özaslan bizimle birlikte olacak. Şimdi önce bir piyasalara bakalım, sonra konuşmaya başlayacağız. Dow Jones aşağıda 28.394 ve 0.15 şu an itibariyle. S&P 500 3.467'de, orada da 0.37'lik bir değer kaybı var. Nasdaq 11.841'de 0.91 değer kaybı da Nasdaq'ta var. En fazla kayıp şu anda Nasdaq'ta gözüküyor. Amerikan 2 yıllıkları 0.141, 10 yıllıklar 0.727, 30 yıllıklarda 1.504 olarak gözüküyor şu an itibariyle. Ve emtia, altın yükselmeye devam ediyor. Altının 3. zafer günü bugün itibariyle 1905 dolardan işlem görüyor. 0.23 yukarı doğru gidiyor. Güvenli liman efekti vermeye başladı. Brent petrol aşağıda, NYMEX yukarıda seyrediyor. Brent petrolün de yarından sonra bir miktar yukarı doğru gelme ihtimali var. Zaten şu anki pozisyonunu, kayıplarının bir bölümünü kazanmak üzere adım attığını söyleyebiliriz. Brent 43 dolar 21 sentte 0.84. Yarınki durumu bilmiyoruz ama düzeltebileceği konusunda ciddi öngörüler var. Amerikan ham petrolü de 41 dolar 0.05 sentte, orada 1.38 değer kazancı var. Evet, Belgin Maviş'le birlikteyiz. Belgin Hanım, hoş geldiniz diyelim size. İyi akşamlar Ali Bey, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Saçınız konuşuluyor, yani çeşitli mahfillerde konuşuluyor, iyi olduğuna dair. Dolayısıyla bu saçınızı muhafaza ederseniz, hep iyi konuşulmasına vesile teşkil edersiniz. Şimdi kafanızın içindekileri de öğreneceğiz birazdan. Çin'den başlayacağız Belgin Hanım. Çin'le ilgili iki tane güzel grafiğimiz var. Sonra Türkiye'nin bütçe dengesini de konuşacağız ama çok üzerinde durmayacağım. Çünkü bütçe dengesini böylesi bir ortamda ayakta tutabilen ya da dengeleyebilen ülke sayısı bir elin parmakları kadar bile yok. Yani 198 tane ülkeden bahsediyoruz Birleşmiş Milletler'de. 5 tane zor çıkarırım. Yani uğraşsam ben bile çıkaramam, öyle söyleyeyim. Hani torpil geçerek bak şu galiba düzeltiyor diyebileceklerimizin sayısıyla beraber toplamda 10 tane ülke kendi yağıyla kavrulan pozisyonda. Diğerleri borç batağında ve dengeleri kaçırmış durumdalar. Çok fazla harcama yapmak durumundalar. Bundan sonra yapacakları harcamaları tahmin edemedikleri için tedbirli de davranamıyorlar. Para basmak zorunda kalıyorlar. Borç almak durumunda kalıyorlar. Pek çok sorunu var dünyanın. Dünyanın bütün sorunlarını biz çözecek değiliz, değil mi? Başkaları da bizimle birlikte hareket ederse hep beraber çözeriz. Grafiğimizin ilki şu, son 3 yıl Çin yıllık bazda enflasyon oranları, TÜFE'yi göreceğiz Belgin Hanım. Şimdi TÜFE'de geride bıraktığımız Aralık, Ocak, Şubat, Mart oralarda bir yükseliş oldu. Ondan sonra tekrar aşağı doğru gelmeye başladı. Çin neden istediği tüketici enflasyonunu yaratamıyor? Şimdi Şubat ayına geri dönecek olursak, sizin belirttiğiniz gibi 9 yılın zirvesine çıkmıştı Şubat ayında. Bu anlamda önemliydi. Ve bu aynı zamanda Ekim 2011'den bu yana en yüksek zirve olarak da kayıtlara geçmişti. Peki sonrasında ne olmuştu? Tabii ki COVID-19'la ilgili salgının ilk emareleri Çin'de baş göstermişti. Ve o süreç içerisinde karantinanın da beraberinde gelmesiyle birlikte enflasyonda da aşağı yönlü hareketler başlamıştı. Ancak İlginç olan şuydu,
özellikle Çin'in enflasyonu üzerinde etkili olan oradaki gıda fiyatları, daha doğrusu domuz eti fiyatlarındaki artışlar burada enflasyonu ayakta tutuyordu. Onun dışında enflasyon tarafında istenilen seviyeyi sonrasında maalesef Çin karantina süreci, mücadele, ekonomilerin yeniden açılması gibi birçok etkeni sayabiliriz. Ama istediği noktaya getiremedi. Onunla birlikte tabii ki aynı zaman dilimi içerisinde piyasaları sürekli olarak likidite enjeksiyonuyla uğraşıyordu. Şunu söyleyebiliriz, son gelen datayla 1.9 beklenti Eylül ayı itibariyle. Bunun hemen altında bir %1.7'lik bir artış söz konusu oldu. Hemen üfe rakamlarını da söyleyeyim. Biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi %2.1 azaldı üretici tarafındaki enflasyonda. Ağustos ayında da %2 bir gerileme olmuş. Peki bu tablolar bize neyi anlatıyor? Evet. Momentum var, hareketlilik var. Ancak bu ekonomik potansiyeli, yani Çin'in mevcut dünyanın ikinci, şu anda birinci olmuştur, onu bilemiyoruz. Ekonomisi olarak ekonomik aktivitelerinde bir artış yok. Bu kadar adıma, enjeksiyona veya işte piyasaları canlandırmak için atmış olduğu tüm adımlara rağmen ve bazı raporlar da Çin'e ilişkin olarak hala burada enflasyonist risklerin devam ettiği görüntü hakim Çin'e dair. Evet. Şimdi biz hani deminden beri Çin enflasyon üretemiyor falan deyince izleyicinin biri yazmış, diyor ki enflasyon üretmek iyi bir şey mi diyor. Evet, iyi bir şey. Şöyle, yani belli bir yere kadar iyi bir şey, belli bir yerden sonra kötü bir şey. Bizimki çok kötü, yani bizimki gibi enflasyon üretmekten bahsetmiyorum ama gelişmekte olan ülkeler bir miktar yukarıda olabilirler. %5-6 kabul edilebilir ama gelişmiş ülkeler %2 ve hemen üzerinde bir enflasyonu hedeflerler bugün itibariyle. Eğer bunu tuttururlarsa işler yolunda demektir. Bunu tutturamazlarsa bir miktar enflasyon üretemeyen ülkede üretim artmaz, tüketim artmaz. Tüketim artmayınca da yeniden başa dönülür. O sebeple bir miktar enflasyon iyidir diye böyle dilimize pelesenk olmuş bir şey vardır. O %2'dir gelişmiş ülkeler için. Gelişmekte olan ülkeler için %5'e kadar marjı var. %5'ten yukarısı o ülkenin sorunu haline geliyor demektir. Şimdi Amerika'ya bakacağız. Amerika'dan işsizlik rakamları. Seçime bugün itibariyle 19 gün ya da 18 gün, yani bugünü sayarsak 19, saymasak 18 gün var. Ve Donald Trump'ın başında da bir hayli çok dert var. Bir tanesi işsizlik rakamları beklentinin üzerinde geldi. 898 bin geldi. 825 ile 860 arasında tahmin ediliyordu. Aylık bazda işsizlik rakamları şu anda ekranda. Sonra yıllık bazda olanla arkadaşlarımız değiştirecekler. Yorumu size bırakıyorum. Buyurunuz. Amerika'nın, daha doğrusu Fed'in en büyük korkusu aslında istihdam tarafındaki bu yaşanan olumsuzluk. Ve bununla birlikte teşvik paketinin bir an evvel çıkmasını istemesinin ardından ekonomik aktiviteye yeniden dönülmesi ve istihdam tarafındaki bu ciddi anlamda işsizliğin artması, sayısal olarak da 3 Ekim'de 10 milyon seviyesine yaklaşan bir işsizlik vardı. Evet. Ve özellikle son dönemde Pelosi ile Mnuchin, Hazine Bakanı arasındaki görüşmelerde teşvik paketinin çıkarılmasından ziyade işsizlik maaşı konusu ve buna ilişkin olarak da teşviğin bir an evvel çıkarılması yönündeki uzlaşının sağlanmış olmasıydı. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Bu rakamlar Amerika ve nüfusuna göre de oldukça fazla ve COVID'li ikinci dalganın geldiğini düşünüyorum. Yani özellikle Avrupa tarafında bunu görüyoruz zaten. Benzer durumun Amerika'da da olması bu rakamların önümüzdeki Kasım ve Aralık aylarında da artarak devam edebilme riskini de karşımıza getirmekte. Ve bu konuya ilişkin de acil bir eylem planı gerekecek gibi gözükmekte Amerika'da. Evet. Şimdi Amerikan başkan adaylarından Joe Biden'la ilgili bir haber verdim biraz önce. Buna ilişkin bazı grafiklerimiz var. Amerikan seçimlerinde kongrede yeni düzen diye yapılmış, daha önceden hazırlanmış grafiklerimiz var. Onları arkadaşlarımız ekranda tutarken ben de şunu soracağım. Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden
geçmiş yıllarda yani başkan yardımcılığı yaptığı dönemde ortaya atılan bir iddia vardı. Sonra bu iddia doğrulandı. Hem e-mail mesajları hem de diğer sosyal medya mesajları ortaya saçılınca şöyle bir gerçek açığa çıktı. Amerikan yönetimi yani Biden oğlunu Ukrayna'da önemli bir enerji şirketinde danışman olarak görevlendiriyor. Karşılığında da ben de sizi Rusya'ya karşı koruyacağım diyor. Tamamen bu pazarlık bunun üzerinden yürüyor. Ve bu açığa çıkınca tabii çok zor durumda kaldı. Olay biraz küllendi. Bugün tekrar sayfayı açtılar cumhuriyetçiler. Çünkü ellerindeki yegane koz. Ama bu kozu kullanırken de çok tedbirli davranıyor Donald Trump. Aynı şeyi kendisinin başına gelebileceği varsayımıyla hareket ediyor. Hani çalma kapımı çalarlar kapını. Bu Süleyman Demirel'in deyimiyle men dakka dukka. Ona girmemek için şu anda tedbirli davranıyor. Ama galiba küçük bir hasar verecek gibi gözüküyor. Çünkü seçim satım halindeyiz. Çok az bir zaman kaldı. Bu hafızalarda yer edecektir. Biden madem böylesi operasyonların içinde yer aldı. Hani Türkiye bir şekilde bu meselelerin çok uzağında ama bu bölgede olup bitenlere Amerika'nın açık müdahalesini gösteren bir kanıt olarak değerlendirilebilir mi Amerikan seçmeni nezdinde? Muhtemelen değerlendirilebilir Ali Bey. Hatırlayalım, sizin de bundan 4 yıl önce Trump'ın Hillary Clinton'la mücadelesi vardı ve kimse ama kimse Trump'a şans tanımıyordu. Tam tersi, neredeyse bütün Amerika Hillary Clinton seçecek gibi bir tablo ortaya konmuştu. Ve böyle bir algı yaratılmıştı. Şimdi de aynı durum Biden'la Trump arasında gerçekleşiyor. Ama zannediyorum Trump'a hastanede kaldığı o 3 gün bayağı yaramış ve stratejilerini ortaya koyarken o eski defterleri bir bir açarak bu duruma aradaki o puan farkı şu anda 17'ye çıktığı söyleniyor ama daha aşağısında olabilir. Kozlarını son derece iyi oynuyor. Trump'ın hedefi özellikle bu seçimlerde şu andaki kararsız oyları kendine çevirmek. Aradaki farkı nasıl olsa kapatacağını düşünüyor. Ama bununla birlikte özellikle Senato tarafında kazanmak için, daha fazla delege kazanabilmek ya da senatör kazanabilmek için mücadelesini anlamda veriyor. Ve daha öncesinde özellikle çok cadı avına maruz bırakıldım. Ve bunları bir bir açıklıyorum söylemin arkasında. Hem geçmişteki Hillary Clinton'la olan mücadelesindeki yaşadıkları, şimdi de sıranın Biden'a geldiğini düşünüyorum. Ve özellikle Biden bu koltuğa oturursam bir dururum, kapatırım söylemini, Trump'ın çok işine yarayacağını düşünüyorum. Ve Amerika için şu anda en önemli öncelik bir COVID'le mücadele, iki işlerine yeniden dönebilmek. Trump'ın bundan sonra buna yoğunlaşacağı görüşündeyim. Son adımlarını atmadan önce insan hakkını yokluyor ve Florida'da yapmış olduğu konuşma ya da miting diyelim. Evet. Özellikle Trump'a bir puan kazandırdı efendim. Evet. Şimdi petrol konuşacağız Belgin Hanım. Amerikan haftalık petrol stokları beklentilerin çok çok altında geldi. Bu da petrol fiyatlarının bir süre sonra yukarı doğru gitmesiyle sonuçlanacak. Her ne kadar bugün itibariyle Brent petrolde bir olumlu hareket göremediysek de bu böyle gidecek anlamına da gelmiyor. Önümüzdeki günlerde değişebilir. Çünkü hem petrol talebinde bir artış var. Biliyorsunuz Uluslararası Enerji Ajansı çarşamba günü açıkladı bir petrol talebinde artış bekliyor. 2023'te neredeyse normale dönecek bir petrol talebinden bahsediyor. Bu bir projeksiyon, onu bilmiyorum. Yani değerlendirmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü başımıza daha neler geleceğini bilemiyoruz, tahmin edemiyoruz. Size göre petrol fiyatları bugünkü gelen veriler, dünkü gelen verilerden sonra nasıl bir seyir izler? Petrolle ilgili tahminleriniz, opsiyon piyasalarındaki, vadeli piyasalardaki alım satımlara ilişkinde bazı ipuçları verirseniz mutlu olurum. Tabii ki. Şimdi Brent petrolde an itibariyle karşımda baktığımda $42.94 seviyesinde ve günlük kayıp %0.88. Ne anlama geliyor? Dün itibariyle Suudi Arabistan ve Rusya'nın ortak
bir açıklaması vardı OPEC artı ülkelerine yönelik. Üretimde onlara özellikle bir şey kazandı. 2 milyon varil fazla petrol üretebilme. Evet. Bunu da şöyle bir kılıf bulmuşlardı. Hani kendi küçük piyasalara edecekler. Ama gelinen noktaya baktığımızda onların bunu kendi iç piyasalarında değil, dışarıya sattıkları görüyoruz ki bu da petrol fiyatlarını ciddi anlamda baskılıyor. Bu açıdan baktığımızda petrolde fiziki olarak gerçek bilimlerin oluşması için şu andaki ticaret görüşmelerinin sonuçlanması yeni ticaret anlaşmalarını yapıyor. Dolayısıyla petrol hareketi tamamıyla vadeli piyasalarda bu tip haberlere ilişkin olarak yukarı yönlü oluyor. Ama Brent petrolde özellikle aşağıda 35 dolar, yukarıda ise 43 dolar arasında özür dilerim, 43 dolar arasında hareket devam edecektir. Bunun üzerine görebilmek için yeniden bu ay sonunda bir araya gelmesi yüzünden OPEC ve OPEC ülkelerinin bir üretim kısıtlısı kararı almaları gerekiyor. Aksi takdirde şu andaki mevcut uygulamayla petrolde istenilen fiyat seviyesini yakalatacak. Ne zamanki 45 üzerine doğru hareketlenir ve orada kalıcılık sağlarsa o zaman piyasaların özelliklerin yavaş canlılığını kanaat edebiliriz. Ama şu anda böyle bir sinyal petrol tarafında geldi. Evet. Peki biliyorsunuz Cumhurbaşkanı cumartesi günü Karadeniz'e gidecek. Orada Fatih gemisinin üzerinden bir mesaj verecek. Fatih gemimiz uzunca bir süredir orada sondaj çalışmalarına devam ediyor. Kanuni gemisi de bölgeye doğru hareket etmiş durumda. Muhtemelen o da sondaj çalışmalarını yürütüyor şu an itibariyle. 320 milyar metreküplük bir rezervimiz var. Yani kanıtlanmış bir rezerv değil ama bir tahmini rezervden bahsediyoruz. Ancak doğalgaz ve petrol yeryüzüne çıkıncaya kadar her şey faraziyedir. Yani ancak o zaman yani koyarsınız varile ölçersiniz şu kadar varil petrolümüz var ya da metreküp hesabıyla şu kadar metreküp doğalgazımız var dersiniz. Çıktıktan sonra o ana kadar yazılıp çizilen her şeyin bir şekilde hata payı, yanılgı payı ve abartı payını içerdiğini düşünmemiz lazım. 320 milyar metreküpü cebimizde kabul ederek soruyorum. Bir yeni müjdeden bahsediyor Cumhurbaşkanı. Acaba bu müjde mesela işte bir 50 milyar metreküp daha bulduk haberi gelirse galiba biz pazartesi iyi bir başlangıç yaparız diye düşünüyorum. Yani borsanın başlangıcı açısından, kurdaki geriye doğru gidişin yeniden başlaması açısından şu anda kurda o ateş henüz sönmedi. Ne bekliyorsunuz, ne olabilir? Yani iyi ve kötü senaryoyu birlikte soruyorum. Çok yüksek bir rezerv açıkladı, yeni rezerv diyelim. Ben çıtayı 50 milyar metreküp olarak koydum. Siz başka bir çıta koyabilirsiniz. Ya da çok öngörülenin altında tahmini bir şey ve muğlak bir şeyle rezervden bahsedilirse bu durumda nasıl bir tablo ortaya çıkabilir? İyi ve kötüye göre ayrı ayrı analiz rica ediyorum. Şimdi 320 milyar metreküp beklenen rakam. Bunun ben yaklaşık 80 milyar metreküp daha artabileceğini düşünüyorum. Bu da yani totalde 4 milyar metreküp bir enerji yani doğalgaz rezervine ulaşabilmek yani. Müjdelediğine göre muhtemelen bu herkesin beklentisi üzerinde olabileceğini düşünüyorum bu arada. Ve bu ne anlama geliyor? Sırası Enerji Ajansı Sayın Birol'un açıklamaları vardı. Türkiye'de özellikle elektrik üretiminin yaklaşık %35'ten fazlası doğal gazla sağlanıyor. Bu durumda mevcut rezervin 400 milyar metreküp seviyesinde olması ve 2023 hedef olarak gösterildi ama onun öncesinde gelebilmesi bir kere ekonomik anlamda ciddi bir rahatlamayı da beraber getirecektir. Ve dolayısıyla bu aynı zamanda Türkiye'nin bir rezerve sahip olduğu kendisi için hem de bunu ihracatını gerçekleştirmek anlamında da artı bir kaynak beraberinde getirecektir. Bu açıdan düşündüğümüzde bu çalışmaların hızlanması, Doğu Akdeniz'deki çalışmalar maalesef Yunanistan'ın engellemeleriyle şu an derinden hızla ilerlemiyor ama ben bu Karadeniz'deki rezervlerden ciddi
mutluyum ve dilerim güzel bir haber gelir bu anlamda. Evet. Şimdi Belgin Hanım, bir reklama gideceğiz. Sesinizde bir problem var. Arkadaşlarımız sizi yeni bir hattan bağlasınlar. Belki o zaman düzelir. Düzelmezse artık işte kaderimize razı olacağız. Türkiye'deki internet hızları maalesef işte bulunduğunuz yerden buraya muhtemelen kuş uçuşu 3 kilometre ve konuşamıyoruz. Böyle bir garabet içindeyiz deriz. Eğer tekrar bağlandığınızda aynı ses olursa ya da gitgeller olursa öyle demek zorundayım. Bir arkadaşlarımız denesinler, reklama gidelim. Olsa da olmasa da konuşacağız ama yani hani iyi ya da kötü ses kalitesine bakarak yayını bitiremeyiz. Çünkü eninde sonunda anlaşılır bir şeyle konuşuyoruz. Bir reklam, reklamdan sonra tekrar birlikteyiz. Belgin Maviş'le konuşmayı sürdüreceğiz. İnternet altyapısı el verdiği ölçüde tabii. Belgin Hanım hoş geldiniz tekrar. Şimdi sizinle konut konuşmaya karar verdim. Reklam dönüşü ama izleyicilerden gelen bir iki soru var. Onları yanıtlayalım, aradan çıkaralım. Biraz para pul konuşmamızı istiyorlar. Pound'la ilgili kanaatinizi merak ediyorlar. Şimdi arkadaşlarımız ekranı Pound'la donatacaklar. Yani hem dolar Pound, Pound dolar paritesi hem Pound TL paritesini verecekler. Brexit ile ilgili biraz önce Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamayı biliyorsunuz. Eninde sonunda bir Avrupa Birliği ile anlaşma yapacak diyor İngiltere. Ama bu bir temenni. Bu temenninin gerçekleşme ihtimali zayıf. Gerçekleşmesi de zamana bağlı. Uzunca bir dönemi alabilir. O sebeple İngiltere giderken böyle hafif hasar vererek gidecek Avrupa Birliği'ne. Bu da hem Euro'ya zarar verecek, biraz Pound da bu işten zarar görebilir. Çünkü kavgada iki taraf da bir şekilde etkilenebilir. Yani birisi döver ama öteki de yani dövülmüş kadar olur diye düşünüyorum. Pound'a ilişkin orta ve uzun vadeli yaklaşımınızı rica ediyorum. Orta vade Brexit oluncaya kadar, uzun vade Brexit tamamlandıktan sonra İngiltere'nin tek başına yolculuğu sırasındaki Pound'dan bahsediyorum. Evet. Yaklaşık olarak 2016 sonbaharından bu yana yükselişine devam eden bir pound var karşımızda. Brexit sürecinde de zaman zaman dalgalı seyirler devam etse de pound'da yukarı yönlü hareketler devam etti TL karşısında. Ve bununla birlikte özellikle pound dolar paritesi de zaman zaman 1.32-1.34'e kadar yükseldi. Geri çekilmelerde ise 1.28-1.25 bandında hareketleri de gördük. Ama gelinen noktaya baktığımızda öyle ya da böyle Brexit sürecini tamamladığında pound'un ben daha özgürleşeceğini ve dolayısıyla tüm para birimleri karşısında daha da güçlenecek kanaatindeyim. Herkes bunun tam tersini düşünüyor ama aynı şey Brexit dönemi başlangıcında da olmuştu. Ve özellikle sterlinin geçmiş 20 yıllık performansına baktığınızda Avrupa Birliği'ne giriş süreciyle birlikte maalesef ortak para birimine girmemiş ancak pariteler üzerinden bu ortak para birimine girmiş kadar etkilendiğini gördük. Dolayısıyla özgürleşmesiyle birlikte Pound'un belki ayrıldıktan bir süre sonra birkaç ay yine satış baskılı seyrini görebiliriz ama ondan sonraki süreç içerisinde tüm para birimleri karşısında daha güçlü bir poundla karşı karşıya kalabiliriz. Şu ana kadar rezerv para olarak hep doları konuştu dünya. Evet. Ama bundan sonraki süreç içerisinde ikinci rezerv para olarak poundu yeniden keşfedebilir diye düşünüyorum orta vadede. Yani diyorsun ki euronun papucunu dama atabilir her an. Oraya doğru giden bir süreç başlayabilir mi? Peki eurodaki tahmininizi de o zaman alalım. Yani poundun daha güçlü bir performans çıkaracağını anladık. Euro'nun diğer paralarla Kanada doları ve benzerleri Japon yeni karşısındaki performansından bahsediyorum. Şimdi Euro diğer para birimleri gibi köklü bir para birimi değil ve dolayısıyla da dolara alternatif olarak çıkarılmış ve belli bir dönem içerisinde de ciddi anlamda primlenmiş bir para birimi, ortak bir para birimi. Ancak bu ortak para biriminin içerisindeki bulunan mevcut Avrupa Birliği içindeki ülkelerin ekonomik rasyolarındaki ciddi bozulmalar Euro'ya da ciddi anlamda zarar veriyor. Bir yanda da tabii ki teşvik ve parasal genişlemeler de beraberinde bu zararı ortaya koyuyor. Her ne kadar şu anda pariteler üzerinden
euro dolar karşısında değersizmiş gibi gözükse de geçtiğimiz 2009-2020 periyoduna baktığımızda özellikle Amerika'nın bu finansal krize girdiği süreçlerde Amerika'nın isteyerek ve arzu ederek gerçekleştiği süreçte değerlenen bir euro vardı. Ama bundan sonraki zaman dilimi içerisinde hele güçlü bir ticari partnerini kaybetmesi sonrasında ve zayıflayan Alman ekonomisinin kendine gelebilmesi için önümüzdeki 3 yıllık süreç içerisinde hızlı bir tempoya girmesi euroyu zayıflatacak unsurlar olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle değerli bir euro istemeyen Avrupa Merkez Bankası var. Bu özellikle Fed'in açıklamaları sonrasında euronun değerlenmesi neticesinde hemen Avrupa Merkez Bankası ekonomistlerinin çıkarak açıklama yapmaları bir kez daha şunu gösterdi. Rekabet edebilmek için, yaralarını sarabilmek için euro önümüzdeki 3 yıl boyunca çok ön plana çıkacak bir para birimi olmayacak. O yüzden sıralama yapacak olursak biz daha çok doları, yuanı ve sterlini konuşacağız. Peki, Belgin Hanım, şimdi Taner Özaslan'la bir bağlantı yapacağız. Sonra sizinle vakit kalırsa kalacaktır diye düşünüyorum. Oradan devam edeceğiz. Taner, peki birazdan bağlanacakmış. Daha doğrusu şu anda Skype hattı hazır değil. O zaman sizden bir altın değerlendirmesi alayım. Altın değerlendirmesini yaptıktan sonra Taner'le de bağlantı kuracağız. Evet, altında oldukça ilginç hareketler var. Herkes şunu bekledi. Özellikle COVID vakalarındaki artışla birlikte altın ciddi anlamda yükselişler yaşamış. Ve bir anda 2000 dolar, 2500 dolar onsları biz şeylerde, raporlarda görmüştük. İşte 2020 sonunda 2000 doların üzerinde olur. 2021'de 2500-3000 dolarları görebilir diye. Bunun benzerini yaşamıştık. Ama gelinen noktaya baktığımızda bu öyle olmadı. Bu kez COVID vakalarındaki artış, yeniden karantina süreçleri gibi bir takım adımlar atılmış olsa da ons'ta o istenilen fiyat hareketini görmedik. Ve dolayısıyla aşağıda, en aşağıda 1865, yukarıda ise 1930 dolar ons arasına sıkışan bir ons fiyatlaması, altın fiyatlaması görüyoruz. Burada tabii ki dolar endeksine de bakmamız gerekiyor. Petrol fiyatlarına da bakmamız gerekiyor. Dolar endeksinde ise 93-83 seviyesinde kritik bir seviye bana göre. Bu seviyenin üzerine doğru yükselişler olursa paranın biraz daha fazla altından ziyade dolara doğru yöneldiğini göreceğiz. Bunun da sebebi şu: yaklaşan seçimler, teşvik paketiyle ilgili umutsuzluğun artması, COVID vakalarındaki artışın şirketler üzerinde olumsuz etkisinin bu kez daha fazla olacağına dair korkular. Bununla birlikte tabii ki Amerikan 10 yıllık tahvillerine de bakmamız gerekiyor. Evet. Onlar da şu anda hani istenen hareketi görmüyoruz ama altın için şunu söyleyebilirim. Altında yukarı yönlü hareketlenmelerde 1930 kalıcı geçirmediği sürece bu bir tepki yükselişi olarak kalacaktır. Geri çekilmelerse, yani 1900 dolar onsun altına doğru geri çekilmelerse yeni alım fırsatları getirecektir. Kısa vadede al-sat trade yapmak isteyenler için aşağıda 1865, yukarıda 1930 dolar onslar oldukça cazip bir bant aralığı. Evet. Peki, platin, paladyum konuşalım biraz. Taner Bey hazır mı bu arada? Değilse, peki henüz değil. Platin ve paladyum bu ara merceğimize girdi, odağımızda şu anda. Yani onu tuttuk, merceği. Çünkü orada çok ciddi bir hareket var. Altınla olan korelasyonu bakımından da değerlendirmek lazım. Acaba size göre platin, paladyum yatırımcılarına ne önermek lazım? Küresel piyasalarda riskler artmadan hemen önce paladyumda yukarı yönlü hareketleri hep ben görüyorum. Ve paladyumu biraz daha o gözle bakıyorum. Evet, bir VIX korku endeksimiz var ama ben paladyumdaki hareketlenme olası kötü bir haber öncesinde başlaması itibariyle biraz daha yakın takibi alıyorum. O piyasalar gayet güzelken, rally yaparken eğer paladyumda yukarı yönlü hareketler başlamışsa bu beni tedirgin edebiliyor. Bir gösterge olarak bunu baz alıyorum. Platinde ise altında aradığını bulamayan yatırımcıların daha önce tıpkı gümüşteki hareketleri gibi
giratin tarafında da hareketlerin sınırlı kalacağı görüşündeyim. Dolayısıyla burada işlem yapan yatırımcılara özellikle şunu söyleyeceğim. Bunlar belli bir vade ve belli bir zaman dilimi içerisindeki hareketlerdir. Burada özellikle platin olsun, bakır olsun, gümüş olsun işlem yaparken mutlaka stop loss'lu çalışmalarını öneririm. Bu altına ve altındaki hareketlere benzemez buradaki hareketler. Çünkü en bu rezervleri en çok almak isteyen, MTI'ye en çok yönelen Çin ve Çin'in henüz bu MTI konusunda hazırlanmış, açıklanmış bir planı ve programı yok. Dolayısıyla bu hareketler tamamıyla vadeli piyasalarda bu nasıl diyelim, diğer seçenekler zayıfladığında vadeli piyasalarda hareket ettirilen emtialar gözüyle bakmak gerekiyor. Peki, şimdi Taner Özaslan da hazır. Üçlü bir pencere yapacak arkadaşlarımız. Hepimiz birbirimizi bir görelim dünya gözüyle. Sonra kaldığımız yerden, yani sizinle hatta olacaksınız zaman zaman, size dönebilirim. Ama önce Taner'e bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin Taner. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi tersten gideceğiz. Petrolden başlayacağız. Sonra Amerikan verilerine, işsizlik verilerine, sonra da Çin enflasyonuna doğru bir gezinti yapacağız. Petrol stoklarının öngörülenden daha düşük gelmesi ve bu arada petrol talebinin giderek artmaya başlaması, Uluslararası Enerji Ajansı'nın destekleyici yorumları sayesinde petrol biraz kendini doğrultmaya başladı. Bugün itibariyle Brent'te bu eğilimi görmüyoruz henüz ama bundan sonrasına dair yaklaşımınız ne olacak? Çünkü belli ölçüde bir talep yükselmesi olacak. Çin kaynaklı özellikle diye düşünüyorum. Evet, zaten Çin olmasa dünya genel olarak ciddi anlamda korona korkusuyla kendisini yeniden kapatmaya giderken ciddi anlamda tüm emtialarda bir düşüş gerçekleşirdi. Ama Çin hem dünyaya hem kendisine yeterek ciddi anlamda hem korkusunu atlattı hem de üretim anlamında ciddi atak geçiriyor. Hatta öyle şeyler duyuyoruz ki bir anda işte bir onların büyük eyaletlerinden veya illerinden bir tanesinde korona korkusu başlıyor. 3 milyon aşıyı veya 3 milyon aşı setini birden bir günde bütün insanlar da deneyebiliyorlar. Evet. Ona göre hareket ediyorlar. Ciddi anlamda hazırlıklı gidiyorlar. O yüzden şu anda Çin dünyada herhalde koronadan korkmayan tek ülke gibi görünüyor veya korkmaması gereken. O da üretim tarafını aksatmamasına sebep oluyor. O da belki Avrupa, Amerika bu kadar kötü bir noktadayken korona korkusundan dolayı dünyayı ciddi şekilde özellikle emtia fiyatlarını hala yukarıya iten bir sebep olarak kalıyor. Evet. Peki NYMEX ile Brent'in bugünkü ayrışmasını neye bağlıyorsunuz? Sonuçta ikisi bölgesel olarak hem birisi Amerika hafif türü petrol, öbürü daha çok Avrupa ve Asya'ya bakan bir petrol. Dönem dönem aralarındaki marjlar oluyor. Bu tamamıyla Amerika'nın bu işten ne kadar etkileneceğine yönelik korkudan kaynaklanıyor. Oradaki aşağı hareketler Brent dönem dönem daha kuvvetli kalıyor. Yani şu anda biz son bir yıldır bunu daha çok koronavirüsün etkileri olarak görüyoruz. Evet. Peki fiyatların nerede teşekkür etmesini bekliyorsunuz? Çünkü biz petrol konusunda ciddi sorunları olan bir ülkeyiz ve enerji bağımlısıyız. Dolayısıyla petrol fiyatları bütçe hesaplarımızın içinde, cari denge hesaplarımızın içinde çok ciddi bir yer tutuyor. Enerji bir bütün olarak soruyorum. Hem petrol hem doğalgaz piyasasında uzun vadede fiyat, tabii doğalgaz için kontratlara bakmak lazım ama petrolü spot piyasadan da takip etmek mümkün. Petrolde bir bant aralığı istiyorum. Yani neye göre şekillenecek bir bant aralığı bekliyorsunuz? Nerelerde olabilir? En fazla nereye görebilir? En fazla nereye kadar inebilir? Şimdi koronavirüs aşı bulundu bulunacak derken zaman geçiyor veya bunun tedavisiyle ilgili çeşitli çalışmalar yapılsa da bunun bir anda tüm dünyaya yayılması veya bunun fayda göstermesi
çok kısa vadede mümkün görünmüyor. Kış aylarına giriyoruz. Burada birçok hastalıkla birleştirilecek, normal grip bile insanlar tarafından korona zannedilecek. İnsanlar panik olacaklar. O yüzden kapatmalar yeniden gündeme gelecek gibi görünüyor. Avrupa'da zaten gündeme geldi. Bu petrol fiyatlarında kısa vadede bir miktar belki bir panik satış dönem dönem getirebilir. Özellikle Amerikan seçimlerinden sonra bir miktar daha yapılması gerekenleri yapar belki Amerika. Ama ondan sonraki periyot aslında 2021'den itibaren tekrar normalize olmasını bekliyorum ben. Özellikle yaz aylarından sonra dünyanın. Yani önümüzde bir petrolün stresli olacağı bir 6 aylık bir dönem daha var. Ama o gevşemeler eskisi gibi öyle eksileri falan göreceğimizi zannetmiyorum bir daha. Evet. Herkes krize karşı biraz daha hazırlıklı. Ama dönem dönem düşüşler görebiliriz ama ben hani trend açısından baktığımda 6 ay sonra bu fiyatların daha üzerinde oluruz diye düşünüyorum. Yani böyle 27 dolarlar seviyesinde bir petrol olmayabilir diyorsunuz. Beryanda da işte 70-80 doların üzerinde bir petrol de olmayabilir gibi mi? Yani bandı doğru çizmeye çalıştım bilmiyorum. Sizin yorumlarınızdan hareket ederek yeni bir yorum yapmaya çalıştım. Evet, yani şöyle 40 dolarlardan bana göre sarkmalar olur, olabilir dönem dönem. Çünkü işin ciddiyetini biz kış aylarında daha çok göreceğiz. Kuzey Yarımküre özellikle ve hani ticaretin ve üretimin daha fazla olduğu yarımküreden bahsediyoruz. Burada dönem dönem vaka sayılarının artması, ölümlerin artmasını görebiliriz. Ve bunlar petrol üzerinde etki yaratır. 30 doları görür mü bilmiyorum o bölümleri. Ama 40 doların dönem dönem ciddi şekilde aşağısına gelebiliriz. Ama üst tarafta da öyle 80'leri konuşmak için çok çok erken. Evet. Ama bir trend olacaktır. Yani 6 ay sonra ben bugünkü seviyelerin daha üzerinde görebilirim. O yüzden yani gevşemelerde sanki pozisyon almak daha mantıklı gibi. Güzel, peki. Çok tatmin edici oldu benim açımdan da. 2019-2020 dönemi Amerikan aylık bazda işsizlik oranları ile ilgili bir grafiğimiz gelecek. Tam ekran birazdan göreceksiniz. Şimdi beklentinin üzerinde gelen bir işsizlik rakamı var Amerika'dan. 898 bin. 860 ile 825 arasında bir bant aralığında gelmesi bekleniyordu. Oraya yaklaşmadı. Seçime de çok az bir zaman var. İşsizlik verisi de Amerikan kamuoyu açısından en önemli verilerden bir tanesi. Yani saatlik ücretlerden sonra belki de Amerikan hassasiyetinin en yüksek, en kabarık olduğu veriyi işaret ediyor. Bu acaba hem seçim arifesinde nasıl bir etki yaratır Cumhuriyetçiler ve Demokratlar açısından, hem de işsizliğin geriletilmesiyle ilgili bir süreç acaba yakın gelecekte görünüyor mu? Evet, Amerika tam serbest piyasa ekonomisi olduğu için sonuçta kapatmalar veya işten çıkarmalarla ilgili herhangi bir engel bulunmadığı için insanlar o dönem içerisinde çalışmıyorlarsa hakikaten işsiz olarak kabul ediliyorlar ve gösteriliyorlar. İnsanlar da iş aramaya devam ediyor. O yüzden rakamların sağlıklı olması bir anlamda şeffaflık açısından olumlu. Ama bu Amerika'da özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere iş gücü piyasasının çok daraldığını ortadan kaldırmıyor. Bu da seçim sonuçlarına yansıyacak gibi görünüyor. Talihsiz bir dönem oldu Trump yönetimi ve cumhuriyetçiler için. Ama özellikle ekonomik aktivite ve işsizlik ciddi anlamda Amerikan seçimlerinin en önemli katalizörü gibi görünüyor. O yüzden işsizlik dataları baş artmaya devam edecek gibi. Evet, bir izleyicimiz sizin Çin'le ilgili yaptığınız yorumu çok başarılı bulmuş. Diyor ki Taner Bey çok haklı. Mesela diyor düzenlenmeyecek sanılan fuarların pek çoğu düzenleniyor. Örneğin medikal malzeme fuarı şu anda Şangay'da başladı. Birebir yüz yüze temasla düzenlenen fuarlardan bahsediyoruz. Çin'in dışındaki coğrafyalarda bırakın yüz yüzeyi, herhangi bir şekilde sosyal mesafe konarak bile yapılması istenmiyor. Tamamen her şey online, dijital piyasa üzerinden yürüyor. Bu bakımdan dediğiniz gibi yani Çin güvenlik bariyerlerini çok iyi tuttu ki kendine güvenli bir şekilde yürüyor. Ama yeni bir atak gelirse tabii bu artık dünyanın şansına demek lazım ya da dünyanın bahtsızlığı o zaman başlar. Çin'le ilgili iki tane grafiğimiz gelecek Taner. Bir tanesi son 3 yıllık
enflasyon oranları TÜFE ile ilgili. Tam ekran göreceksiniz. TÜFE'de bir geriye doğru gidiş söz konusu. Buna mukabil birazdan öteki grafikte geldiğinde göreceksiniz. Orada da ÜFE yukarı doğru geliyor ama ÜFE tabii sıfırların altından geliyor buralara doğru. ÜFE'nin tekrar sıfırların üzerinde önemli bir yere oturması halinde bunun TÜFE'ye yansıyabileceğini düşünüyorum. Bugün itibariyle enflasyon görünümü neye işaret ediyor, ne anlama geliyor, bu veri bize ne söylüyor? Evet, Çin ciddi anlamda daraldı. Arkasından bir toparlanma tarafına geçti ve fiyatlardaki sert düşüş kendisini bir miktar yükselişe bırakmıştı. Ama bu tüketici fiyatları sonuçta nihai olarak yansıyan fiyatlar, önce üretici fiyatları var. Ama gördüğümüz şu ki bir talep artışı gündemde olacak. Şimdi fiyatları iki türlü biz kontrol edemiyoruz. Bir, maliyet çok hızlı artarsa. İki, talep çok hızlı artarsa. Ve burada artan talep yükselen fiyatları ortaya koyuyor. Eğer arz aynı şekilde artamıyorsa. Son döneme baktığımızda bütün dünyada üretimin şalterleri bir anda arttırılamadı. Bir anda büyüyemedi. Birçok sebebi var bunun. O yüzden birincisi artan talebi yakalayamaya bir arz olduğu zaman fiyatlarda ürün bazında beklentilerin çok üzerinde artışlar olabiliyor. Bir kere Çin'deki o trendin tekrar bozulmasının ana sebeplerinden bir tanesi o. Yani o sıfırların altından itibaren tekrar yükselişe dönmeye başladı. Ama hani aslında literatüre baktığınızda %2 ila 3 arasındaki enflasyon hatta 4'e kadar çok kötü sayılmayacak enflasyonlardır. Bunun bir kaynağı zaten popülasyonun yani nüfus sayısının artmasından kaynaklanır. Daha fazla insan doğuyor ve onlar bir talep doğuruyordur. Bu da ekonomideki ivmeyi veya alma iştahını arttırır. O yüzden az bir enflasyon ekonomilerin aslında yani kapitalist sistemin sevdiği bir enflasyondur ve doğal bir enflasyondur. Çünkü daha fazla insan doğuyordur ve bir şekilde orada bir fiyat artışı zaten olması gerekiyordur. Evet, bu arada bugün İstanbul Borsası'nın kapanış kongu 5. İstanbul Tasarım Bienali için çaldı. Görgün Taner'in de bir konuşması var, Borsa İstanbul Başkanı'nın da konuşması var. Onları da bu arada duyurmuş olalım. Yani sanatsal bir etkinlik için gongu çalma günü oldu bugün itibariyle. Şimdi iki tane grafiğimiz kaldı. Yaklaşık 10 dakika kadar da vaktimiz var. O 10 dakikayı Belgin Hanım önce konutla ilgili size soracağım. Sonra Taner'den de aynı şeyi isteyeceğim. Eylül ayı konut satış istatistikleri yayınlandı. Bir çubuk grafiğimiz var, bir de dikey grafiğimiz var. O grafikler ekrana geliyor. 136 bin Eylül itibariyle birinci el ve ikinci el konutlardan bahsediyoruz. Birinci el son derece düşük ve o ivmenin kaybedildiğini gösteriyor Belgin Hanım. Acaba bu ivmenin bir miktar daha Ekim, Kasım, Aralık'ta aşağı doğru gitmesini bekliyor musunuz? Haziran, Temmuz, Ağustos'taki o kırdığımız rekorların acaba acısının yaşanacağı bir döneme işaret ediyor mu? Yoksa hayır, konut sektöründe her zaman bir canlanma olabilir ama faizlerin yukarı gittiği bir yerde bunu söylemek biraz zor ama ben yine de zorlayarak iyi bir yorum almaya çalışıyorum sizden. Buyurun Belgin Hanım. Evet, özellikle mevsimsel bir dönüşüm ve COVID'le ilgili yeniden karantina süreçleri elbette ki konut sektörüne sekte tüm sektörler olduğu gibi konut sektörünü de etkileyecektir. Bu anlamda baktığımızda sizin ifade ettiğiniz gibi kredi faiz oranlarının yükselmesi, likidite anlamındaki sıkılaştırma adımları gibi birçok unsur ilkken etkisini tabii ki konut sektöründe gösterecektir. Bu anlamda azalan talep ve buna bağlı olarak da fiyatların hala yüksek seyretmesi o birinci el satışlarında ciddi anlamda azalmayı beraberinde getirebilir. İkinci el konut fiyatlarında ise bir süre daha devam edebilir belki yükseliş eğilimi ama bu önceki aylardaki gibi hızlı olmayacaktır. Çünkü faizlerin sert bir şekilde düşmesi sonrasında kredi faiz oranlarında da aynı şekilde gelen birbiri ardına indirimler ev fiyatlarını ciddi anlamda yukarı yönlü hareketlendirmişti ve
Dolayısıyla bu oldukça hareketli bir ilkbahar ve yaz geçirdi konut sektörü. Ama özellikle borsadaki performanslara da baktığımızda bunu da çok net görüyoruz fiyatlamalarda. İnşaat sektörü ve buna bağlı olarak çimento sektöründe de zaman zaman realizasyonların geldiği bir süreç bu. Önümüz kış, dolayısıyla konut fiyatlarında ilkbahara kadar olan süreçin biraz daha böyle olarak düşüş eğilimi içerisinde geçmesi muhtemeldir. Azalarak ya da zaman bazı aylarda ise ciddi anlamda düşüşleri görebileceğimiz bir kış bizi bekliyor konut sektörü tarafında. Peki Taner, senden rica edeceğim yani aynı konuya ilişkin yorumu. Yaklaşık 3 dakikadan biraz fazla zamanımız var. Buyurun. Yani Türkiye konut deyince akan suların durduğu bir ülke. Neden? Yani Türkiye'de evlerin değeriyle kaç senede kendisini kira gelirleri sayesinde amorti edeceğini düşündüğümüzde 30 ila 40 seneler arasına varıyoruz. Avrupa'ya baktığımızda 10 ila 20 senelere olduğunu görüyoruz. Yani evet, konutlar değerli olabilir ama karşılığında kira getirileri de var. Türkiye'de kira getirisi olmayan, sadece fiyatlar daha fazla yükselecek beklentisiyle satın alınan bir konut piyasası var. Bir de tabii insanların oturmak için satın almak istedikleri var. Tabii burayı da etkileyen, eğer ki son 2 senede Türkiye büyümediyse ve bir hatta küçülüyorsa, demek ki bunu kredi sistemiyle ancak büyüyen bir konut pazarından bahsediyoruz dönemsel de olsa. Kredi kesildiği zaman veya krediyle ilgili maliyetler arttığı zaman konut talebinin de satın alma yönünde düşeceğini zaten beklemek çok normal bir bakış açısı. Önümüzdeki dönemde muhtemelen o keskin düşüşü ay ay görmeye başlayacağız. Bu ne zaman değişecek? Önce bir peak yapacak, zirve yapacak tüm faizler. Faizler düşme eğilimine başlayınca bankalar hem kredi tarafını açacaklar hem de faizler tarafı düşecek. Yani bankaların da çok istekli olduğunu zannetmiyorum ben. Özellikle 10 yıllık ve bunun benzeri kredi verirken. Çünkü faizlerle ilgili bir belirsizlik var. Bunu da fiyatlara yansıtıyorlar muhtemelen. Peki, böyle çok kısa vadeli bir soru gibi gelecek ama yanıtlarsanız sevinirim. Taner, Belgin Hanım da belki bir cümleyle ilave edebilir. 2 dakika vaktimiz var. 22 Ekim'de Para Politikası Kurulu toplantısı var. 22'sine kadar konut almak isteyenler elini çabuk tutsunlar der misiniz? Yoksa hayır, 7 günün ya da işte birkaç günün herhangi bir şekilde bir fırsat olarak değerlendirmesi çok fazla mantıklı gelmiyor olabilir mi size göre? Önce Taner, sonra Belgin Hanım sizden. Yani konut çok uzun vadeli bir iş. Diğeri çok kısa vadeli bahsediyoruz. Yani doğru, hiçbir bana göre aralarında bir korelasyon yok. Hatta zaten fiyatların yükselmesini bekleniyorsa bankalar onu zaten ön taraftan fiyatları faizleri zaten yükseltmişlerdir. Tabii. O yüzden hani bu bir konut talebine veya azalmasına veya artmasına sebep olmaz. Az önce söylediğim gibi yani şey olmadığı için, gelir artmadığı için konutların artmasını beklemememiz lazım. Kredi talebi artmadıkça. Evet, Belgin Hanım, 2 cümlede sizden rica edeyim. Aynı görüşleri paylaşıyorum. Şu an için insanların önceliği konuttan ziyade özellikle COVID ile ilgili sürecin ne yöne evrileceği ve o yüzden biraz daha likit kalma ve bunu bir başka bahara erteleme niyetindeler. Çünkü gerçekten kredi faizleri düştüğü noktada da aslında ev almak isteyenlerin umutları da kısmen suya düşmüştü. Çünkü kredi faizlerinden daha hızlı, düşüşünden daha hızlı bir şekilde fiyatlarda inanılmaz artışları da beraberinde görmüştük. O yüzden biraz sakinleşmesi ve dediğim gibi ilkbahardan sonra yeniden bireylerin projeksiyon yapması gerekiyor. Ama şu anda kur ve faiz tarafındaki yukarı yönlü hareketler konut alımlarını daha geri plana atacaktır. Evet. Çok teşekkürler Belgin Hanım, çok teşekkürler Taner. Konut sektörüyle ilgili ortaya çıkan durumu özetleyeyim. Hem Belgin Hanım'dan hem Taner'den gelen bilgilerle. Fiyatlar,
faizlerle birlikte bir yukarı doğru çıkacak, bir tepe yapacak. O tepeyi görmemiz lazım. O tepeden sonra ihtimaldir ki ülkedeki makro göstergeler de iyiye doğru giderse yeniden aşağı doğru gelir. Ondan sonra konut fiyatları yeniden cazip hale gelebilir. Ama önümüzdeki kış ve baharın ilk aylarına kadar böyle bir ihtimal gözükmüyor. Konut sektörü adeta bıçakla kesilmiş gibi bir döneme girebilir. Yani bütün fiyatların yükseldiği ve alınamaz duruma geldiği, kredi faizlerinin erişilemez olduğu bir noktaya doğru gidebilir. O sebeple acele etmenizde fayda yok zaten. O bir haftayı laf olsun diye sormuştum. Taner de zaten laf olsun diye sorduğumu bildiği için güzel de yanıtladı. Çok teşekkürler. Şimdi bir sosyal medya haberimiz var. Onunla veda edeceğiz. Sosyal medya haberimizin konusu ulusal varlık fonlarının büyüklüğü. Norveç ilk sırada, biraz önce söylemiştik. 1.1 trilyon dolar, 1.16 trilyon diyelim. En son ikinci çeyrekte buna 44 milyar dolar daha ilave etti. Harcayacak yerleri yok ve Norveç bu paranın çok az bir bölümünü kullanabiliyor. Çünkü ihtiyaçları o kadar. İsteseler de kullanamayacak durumdalar. Norveç fonu dünyadaki 80 ülkede borsaya kote 9200 şirketi bünyesinde barındırıyor. Bu da borsaya kote olan global seviyedeki hisselerin %1,5'una tekabül ediyor. Büyüklüğün büyüklüğüne dikkatinizi çekerim. İkinci sırada Çin var 1 trilyon dolarla, Abu Dhabi 579 milyar dolarla, Kuveyt 533, Hong Kong 528, listeyi lütfen dikkatle takip edin. Singapur 453, Suudi Arabistan 390, Dubai 305, Katar 295 ve Türkiye 240 milyar dolarla sıralamada önemli bir yere oturmuş durumda. Bizden sonra da 91 milyar dolar birdenbire basamak düşüyor. İran geliyor. Peki, böylece noktalıyoruz. Birazdan takvimle veda edeceğim size. Son günün takvimiyle veda edeceğiz. Cuma günü. Yarın saat 12'de Euro bölgesinin TÜFE rakamları geliyor. 14.30'da Türkiye yıl sonu TÜFE tahmini gelecek. 15.30'da Amerikan perakende satışları var. 16.15'te Amerikan sanayi üretimi, 17'de Amerikan Michigan tüketici güven endeksi var. Böylece bir günü daha noktaladık. Son seansın sonuna geldik. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.